Ben dostlar, MGMX'ten herkese merhabalar. Artık yeni yeni bilgisayarlar değerli takipçilerimize yavaş yavaş gittiği için ve biz de kendilerinden birer FPS testi istediğimiz için dediler ki nasıl FPS testi yapacağız, nasıl ısısını göreceğiz. Hemen o konuda kısa bir video çekelim. MSI Afterburner programını nasıl kullanırız ve bunu oyunlarda FPS'lerimiz göstermesini nasıl sağlarız? Hemen ondan bahsedelim kısaca dostlar. MSI Afterburner programı internette hemen aradığınızda ilk çıkan sitede indirebilirsiniz. Kendi sitesinde var zaten. MSI Afterburner programında normalde MSI kendi cihazları için, burada bakın gerekli cihaz voltajlarını, güç limitlerini ve core clock speed dediği, yani ekran kartımızın clock speedlerini arttırabildiğimiz bir program aslında. Yani normal kartlarda birçok ayar yapabildiğimiz bir program. Ama biz bunu çok kurcalamıyoruz genelde, karıştırmıyoruz. Normalde burada da grafik kartlarımıza belli ayarlar yapıp çok fazla ısınmamasını sağlayabiliriz, güç dengesini sağlayabiliriz ama buna ihtiyacımız yok. Bu program gördüğünüz gibi çok detaylı bir raporlama işlemi gidiyor. Gördüğünüz gibi bilgisayar, GPU dediği ekran kartı, işlem hızı, kullanımı, sıcaklık limiti, artık bütün her şeyi burada tek tek gösteriyor bize FPS'ye kadar. Biz bunu oyunlarda nasıl kullanacağız? Onun için kısa birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Bu haliyle oyunu açarsak takip etmeyecektir, ekrana bir şey gelmeyecektir. Ayarlar sekmesine girdiğimizde gördüğünüz gibi basit ayarlarımız var. Buradaki ayarların çoğu bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren iki tane ayar var. İki tane yan menü bulunan. Biri izleme, biri bilgi ekranı OCD menüsü. İlk olarak bilgi ekranı OCD menüsüne bakalım, üçüncü sıradaki. Burada üç adet kısa yol var. Bilgi ekranını etkinleştirme, gösterme ve gizleme. Buna kendiniz Ctrl Alt C gibi, Ctrl Alt V veya Ctrl D B gibi, ben onları yan yana yaptım. İkisini Alt C ve Alt V'ye tıkladığınızda ekranda bu görünmeye başlıyor. Böyle bir kısa yol atıyorsunuz. Yani Ctrl Alt C ve V derseniz artık oyunlarınızın üzerinde üst köşede bu görüntülenme sistemi çıkıyor. Ve burada da köşede şöyle küçük mavi bir ekran çıkacak. Şu Riva Turner Statistics Server diye bir şey vardır. Köşede saat işaretinin hemen yanında mini ekranda bu çıkacaktır. Ve ekranda şöyle görünecektir dostlar. Bunların detay ayarları da burada var. Buradan yapılabiliyor. İkinci yapacağımız ayar ise izleme menüsünde ekranımızda oyun oynarken nelerin izleneceğini göstereceğiz. Evet, hangi ayarları seçeceğimiz tabii ki önemli burada. Çünkü belli ayarların görüntülenmesini istiyorsun. Bir hepsini seçmenin bir mantığı yok. Ekranı tamamını bilgiyle doldurmaya gerek yok. Önce GPU 1 sıcaklığı ve 1 kullanımı önemli. Bunları seçip OCD'de göster dememiz lazım. GPU 1 kullanımı ve GPU 2 kullanımını yine gösterebiliriz. GPU 2 dediği de normal bizim gömme kartımızdır. Yani Intel'in kendi kartınızı, onu da gösterseniz bir sorun olmaz. Daha sonra bellek kullanımını göstermemiz gerekiyor. Oyunların ne kadar VRAM yediğine dahil, yani ne kadar grafik ekran kartımızdan yediğine dair GPU bellek kullanımına gelip aşağıdan yine aynı şekilde OCD'de gösteri seçmemiz lazım. 2'yi açsanız olur, açmasanız olur ama açın. Toplamda ne kadar kullandığını görelim. Daha sonra CPU temperature diyor burada, bakın. Bu sefer işlemcilere geçti. Bunları es geçebilir. Doğrudan tek başına CPU temperature yazan kısmı buradan seçebiliriz. Bu tamamının sıcaklığını gösterir. Çünkü 1, 2, 3, 4 dersen bütün çekirdekleri tek tek seçiyor. Onlara gerek yok. CPU temperature bizim için sıcaklığı gösterecektir. Aynı şekilde hemen alta geldiğimizde de CPU usage var. Bu da CPU'nun ne kadar kullanıldığını bize gösterecek. Yani CPU seçeneğinin yanında %70, %80 yazacak. Sıcaklığında da 80 derece, 90 derece, neyse onu gösterecek. Bu da işlemcinin ne kadar ısındığını görmek istiyorsanız iyi bir seçenek dostlar. En altlara doğru indiğinizde de RAM kullanımı var. Oyunlarımızın ne kadar RAM'lerimizden yediğini görmek istiyorsanız, hakikaten çoğu 5-10 GB arası, onu geçen de çok oyun var. Bunu da RAM usage kısmında şu OCD gösteri seçerseniz oyunlarınız artık bilgi ekranında gösterecektir. Son olarak da FPS seçeneğini buradan yine OCD'de göster seçersek ekranın sol üst köşesinde bizim için FPS değerini gösterecektir dostlar. Tüm bunların renkleri ayarlarını da yapabiliyoruz. Aşağıda burada ayarlar var, bakın. Çeşitli ayarlarda. Bunu yapmamıza çok gerek yok. Varsayılan haliyle yeterli ayarı olacaktır. Hemen bir oyun açalım bakalım, görebileceğiz. Bir şey basit bir oyun varsa. Basit oyunda yok. Evet, burayı kaydediyorum bilmiyorum ama gördüğünüz gibi ekranın üst köşesinde GPU kullanımı, GPU 2 kullanımı, hafıza kullanımı, hafıza 2 kullanımı. Hafıza 2 kaldırabiliriz. Bu da gerçi GPU'nun hafızasının ne kadar kullandığını gösteriyor. CPU'nun kaç derece dolu ve yüzde kaç kullanıldı, RAM'i ve gördüğünüz gibi DDR3'teki o FPS'yi görebiliyoruz. Tüm bu değerleri burada görebilirsiniz birçok oyunda dostlar. Gördüğünüz gibi değerimiz burada. Oyun yüklendikçe, ilerledikçe, oyunun içine girdikçe bu şeyler devam edecektir. Ne kadar yediğin değeri hep yukarıda sizin için gösterecektir. Evet dostlar, MSI Afterburner'dan kısaca bahsettik ve oyunda FPS'imizi nasıl göstereceğimizi, RAM'in, işlemcinin ve grafik kartımızın ne kadar kullanıldığını ve sıcaklığını nasıl göstereceğimizi MSI Afterburner'da basitçe anlattık.
Şimdi sırada ise bunları nasıl kaydedeceğimiz var. İki tane kayıt seçeneğimiz var. Birincisi doğrudan Nvidia'nın özelliği olan Shadow Play özelliğini kullanarak oyunlarımızı kaydetmek. Bu nasıl oluyor? Normal bir oyun açtığınızda, oyun açtıktan sonra Alt Z tuşuna tıklarsanız gördüğünüz gibi GeForce Experience'ın bir ekranı gelir. Shadow Play ekranı dediğimiz. Bu ekranda anında yayından oynatma, kaydetme ve canlı yayın yapma gibi özellikler mevcut. Buradaki özellikler, anında yeniden oynatmayı açarsanız oyununuzun mesela diyelim ki 10 GB'lık bölümünü, yani son oynadığınız yarım saatlik bölümünü devamlı kaydeder. Siz onu oynatmak isterseniz buradan geri oynatabilirsiniz. Tekrar izleyebilirsiniz. Oynatmazsanız da bunları siler. Kaydet derseniz doğrudan video kaydına başlar. Yani kaydet dediğinizde buradaki ayarlara göre ne kadar kalitede, işte saniyede ne kadar geleceğine dair, ne kadar çözünürlükte kaç FPS olacağına dair. Burada bakın saniyede 30 MB, 40 MB arası böyle tam netlikte 100, mesela diyelim ki 1080p kaydedeceksiniz. 25 MB iyidir saniyede. Bu ne demek? Saniyede 25 MB'lık bir dosya aktarım olacaktır. Dakikada kaç MB olacağı artık siz tahmin edin. Burada zaten yukarıda sizin için söyler. Örneğin yüksek kalitede 50 MB mesela oyun içi 50 MB bölü saniye yaparsanız burada ne kadar değeri olacağını size oyunu kaydederken gösterir, söyler ve yüksek boyutlu videolarınız olur. Canlı yayın tuşuna tıklarsanız da yine aynı şekilde Facebook, Twitch ve YouTube ortamlarını eşleştirir ve sizin için 720p 30 FPS'de ayarlar yapar. Burada kendiniz ayarları seçebilirsiniz. Özel derseniz yine 720p. Oyun içinde bu 1080p'ye kadar çıkabiliyor. Bakın şey de var. Facebook'ta yok. Twitch'te 1080p var. YouTube'da da yine aynı şekilde 1080p, 30-60 FPS gibi değerleri çıkabilirsiniz. Bit hızı ise sizin upload hızınızın kaç olacağına bağlı. Örneğin upload hızınız 10 megabit ise siz burada bir 5, 6 gibi, 7 gibi değerler verebilirsiniz. Çok zorlamadan internetinizi, ama internetiniz 3-4 megabit bir upload'u varsa ben örneğin 720p'ye 3000-4000 arası verdiğimde çok net bir görüntü çıkıyor. 1080 verdiğimde ise 5-6 gibi değerlere çıkılabiliyor. Ancak çok yüksek kalitede verirseniz izleyen kişilerin de yayının biraz kasılmasına yol açabilir. Mobilden izlenmesi zor olabilir. O yüzden 720p 60 fps ideal bir çözümdür 4000 ile. Bu tabi canlı yayın yaparken önemlidir. Kayıt yaparken bir tık daha kaliteli kaydetmek daha iyidir. Sonra onu biz sonradan kodeklerken düşürebiliyoruz çünkü. Veya YouTube'da 720p gibi daha düşük seçeneklere izleyen kişiler otomatik geçebildiği için. Başka ayarlarımız Shadow Play'de. Burada sesinizi açıp kapatabilirsiniz. Oyunun sırasında benim sesim gelmesin diyorsanız doğrudan sesi kapatıp sessiz bir test yapabilirsiniz. Aynı şekilde kameranızı açıp kapatabiliyorsunuz dostlar. Buradaki kamera seçeneğini açık kapalı yapmanız yeterli. Hemen ayarlar bölümüne bir girelim. GeForce Experience'da görelim. Bağlan kısmında hesaplarınıza bağlanabiliyorsunuz. HUD düzeninde kameranızı oyun oynarken bir yere ekleyebilir. Canlı yayın yapacaksanız bunun üzerinden. Durum göstergesinde yayının açık kapalı olduğunu görebilirsiniz. FPS sayıcınızı istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Bu tek 60 yazan şöyle küçük bir yazı, yeşil renkte bir FPS'dir. Çok etkin değildir ama güzeldir. İzleyiciler de yayınlarda kaç kişi sizi izliyor onu görebilir. Ve yorumları da yine aynı şekilde ekranın belli bir konumuna yerleştirebilirsiniz. Eğer yayınlarınızı Shadow Play üzerinden yapacaksınız. Kayıtlar kısmında kayıtlarınızın nereye kaydedildiği, dosyalarınızın yerini seçebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken C'ye kaydederseniz, C'niz çok düşükse, 256'lık bir C aldıysanız SSD, çok büyük boyutlu dosyalar olacağı için dikkat edin. Örneğin 10 dakikalık bir oyun yaklaşık 3-4 GB'ı geçebiliyor bazı durumlarda. Dikkati çekenler özelliği, bu da kayıtla alakası olmamasına rağmen söyleyelim. Bunu açarsanız belli oyunlarda PUBG gibi, Warzone gibi, Call of Duty gibi oyunlarda belli killer aldığınızda, önemli durumlarda, oyunu kazandığınızda bu önemli anları sizin için kaydediyor ve sonradan belirttiğiniz bir klasöre yerleştiriyor dostlar. Oyunlarda da bunun ayarı vardır. Açarsanız birlikte PUBG killerinizin hepsini 30'ar 40'ar saniyelik olarak veya Warzone'daki yaptığınız oyun kazanmalarınız ve killerinizin hepsini tek tek kaydediyor. Fotoğraf oyun modu ise bunu açarsanız oyun içerisinde özel bir güzelleştirme yaparak o fotoğrafı, o sahneyi çekebiliyor. Belli ayarlar da yapabiliyorsunuz. Aynı bir kamerayla çekiyormuş gibi güzel görüntü çıkıyor. Ses ayarında dikkat etmeniz gereken tek iz ve iki iz diye bir ayar vardır. Örneğin oyunun sesini %50'ye düşürüp kendi sesinizi %80'e çıkarırsanız daha net bir görüntü alırsınız. Ama daha böyle güçlendirmek istiyorsanız buradan ayarı açabilirsiniz. Tek iz oluştur derseniz oyun sesiyle sizin sesiniz aynı yere kaydolur. Aynı ses çizgisine. Ama her iki izi ayır diye seçerseniz normalde Adobe Premiere Pro gibi veya başka bir video hazırlama programı kullanıyorsanız sesleriniz iki ayrı liste halinde görünür. Böylelikle oyun sesiyle kendi sesiniz arasındaki dengeyi kısarak yapabilirsiniz. Ama bununla uğraşmak istemiyorum ben. Videomu nereye atarsam ses birleşik gelsin istiyorsanız yapacağınız şey
Oyunun sesini biraz kısıp %50'lere, kendi sesini %80-90'lara çıkarabilirsiniz dostlar. Hatta güçlendirme seçeneği de var. Ben biraz önce açmıştım, çok gürültülü oldu. Diğer ayarları da bozmuş. Başka ne var burada? Başka bir bizim yapacağımız bir şey yok. Burada Alt S dediğimiz gibi menüdür. Genelde kaydetmek için Alt F9 oyun içerisinde hemen başlar kayda. Canlı için Alt F8'dir. Bunlara yeniden basarsanız da bu kaydı durdurur veya yayını durdurur. Peki biz yayınlarda ve kayıtlarda bunu neden çok fazla kullanmıyoruz? Sebebi ses gürültü sıkıntısı var. Çünkü Shadowplay'de mikrofonlarda gürültü engelleme olmadığı için fan sesine ve klavye sesine kadar birçok gereksiz ses kaydınızı kirletecektir. Biz bunu istemediğimiz için OBS'yi kullanıyoruz. Hemen OBS'yi kısa kısa nasıl kullanacağınızdan bahsedeyim. Shadowplay'de düz bir kayıt yapabilirsiniz. Sessiz, kamera olmadan, kendi sesiniz olmadan. MSI Afterburner ve Alt-Z'ye basıp hemen kaydet derseniz oyununuz FPS ile kaydedilmeye başlar. Sorunsuz bir şekilde kayıt alırsınız. Sesiniz ve görüntünüzün olmasına da gerek yoktur. Bu FPS kayıtları için. Ama daha profesyonel kayıtlar yapacağım diyorsanız OBS sizin için biçilmiş kaftan. OBS ve OBS Streamlabs OBS var bende. İkisinin farkı ne? OBS bunun temel olanı. Bu program kendi programıdır. Streamlabs OBS ise bunun içeriğine daha fazla şeylerin eklendiği, işte birileri abone olduğunda ekrana uyarıların geldiği, chat'in daha farklı göründüğü, daha karmaşık bir sistemdir. OBS Studio en temel halidir. Bunu da kişiselleştirebiliyorsunuz ama Streamlabs OBS kadar değildir. En son zaten Logitech'te bunu satın aldıktan sonra biraz daha güncellendi bu yazılım. OBS Studio bu şekilde çalışır. Burada sahneler, kaynaklar, ses düzenleyici, sahne geçişleri ve kontroller mevcuttur. Ben şu an kayıttayım mesela. Burada bunu gizleyebilirsiniz oyun oynarken ve bu kayıttayken bunu gizler. Artık bunu daha az performans yemesini sağlarsınız. Örneğin şurada bakın CPU 102.1 diyor ve 60 FPS'de nasıl kayıt yaptığımızı gösteriyor. Kısaca anlatayım. Sahneler bölümünde belli sahneler ekleyebiliyorsunuz. Bu sahneleri örneğin hazır sahnelerdir bunlar. Mesela bir sahnede kamera aşağıda olsun ben başka bir şey anlatacağım deyip başka sahnede kameranızı yukarıya taşıyabilirsiniz. O sahneye geçtiğiniz anda yer değiştirir her şey. İşte bir sahnede sadece ekran görüntüsünü alayım, bir sahnede sadece belli bir oyunu kaydedeyim, örneğin PUBG'yi kaydedeyim diyorsanız ona ayrı bir sahne yapabilirsiniz. Bu tamamen tercihtir. En önemlisi kaynaklardır. Size bir OBS geldiğinde böyle bir ekran göremeyebilirsiniz, kameranızı göremeyebilirsiniz ve oyunu kaydedemeyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şeyler buradaki artı tuşuyla kendinize oyun yakalama, işte video yakalama veya görüntü yakalama gibi bir şeyleri eklemeniz gerekiyor. İki çeşit kayıt şekli var. Bir tanesi İlk tercihimiz burada ekran yakalama. Ekran yakalamayı seçtiğinizde ekrana görüntülenen her şey yakalanır. Yani oyununuz alt tab yapınca oyunun dışında her şey, ne bileyim, görüntünüz her şeyi yakalar. Normalde bunu biz sadece videolar hazırlarken kullanıyoruz. Sebebi sadece ekranda mesela bir siteye girdiğimiz o da kaydedilsin diye. Başka bir yere giriyorsak o da kaydedilsin diye. Bu bir kayıt ayarıdır, ekran kaydı. Ancak oyun kaydı ise ayrıdır. Ekran yakalama yerine oyun yakalama seçerseniz, benim bakın şurada var. Oyun yakalamayı seçtiğinizde belli bir pencereyi veya tam ekran herhangi bir oyunu yakalar. Bunu belli bir pencereyi seç derseniz bu modda. Buraya hangi oyunu açtıysanız egzesini buradan bulur listeden seçersiniz. Ve bu oyun sadece ekrana o gelir. Alt tab yaptığınızda bundan çıkmaz. Oyunlarınızı yakalarken dikkat edeceğiniz şey şu anti hile uyumluluğunu kullan seçeneği zaten otomatik seçilir ama ona dikkat edin. PUBG gibi oyunlarda sizi oyundan atabilir hile kullanıyorsunuz diye. Çünkü oyunun üzerinde bir işlem yapan bir programımız var. Bu da bazı oyunların canını sıkabilir. Ona dikkat edin. Başka neler ekleyebiliyorsunuz? Burada dikkat etmeniz gereken bu ekran kaydı, oyun kaydı veya işte pencere kaydı gibi belli kayıt türlerinin en altta olmasına dikkat edin bu sırada. Çünkü bunlar örneğin bizim şu an ne yapıyoruz biz? Ekran kaydı yapıyoruz şu. Bunu mesela kapatırsak gidiyor. Gördüğünüz gibi gitti şu an. Bunu şuradaki mesela benim buradaki de kameram. Açıp kapatabilirim. Güzel. Bu ekran kaydı kameranın üzerinde olursa benim görüntüm gördüğünüz gibi kayboldu. Yani buradaki sıralaması önem sıralamasıdır bu. Bu sıralamada en altta olan şey görüntüde en altta görünür. Bu sırada en üstte olan şey görüntüde en üstte görünür. Örneğin burada ben bir tane tarayıcı kaynağı eklemişim. Tarayıcı kaynağı olarak da bir Streamlabs'in chat sayfasını eklemişim. Sizin bana yazdığınız bütün chat yazıları buraya düşüyor. Bunu da ekrana buradan yansıtabiliyorum. Chat ekleme özelliği mevcut. Burada resimler eklenebiliyor, yazılar eklenebiliyor. Şu mesela hemen ekran kaydını kapatalım. Gördüğünüz gibi bunların hepsi. Şu yazıları ben kendim ekledim. Resimleri kendim yine ekledim. Bu çerçevede yine aynı şekilde bir resimdir. Hepsi taşınabilir. Bunun hepsini tek tek kendiniz taşıyabiliyorsunuz. Çok hassas taşıma yapacaksanız ok tuşlarını kullanın böyle milimetrik taşımalar için. Bunlar
Kayıt için sizin yaptığınız çalışmaları daha da zenginleştirir. Peki niye OBS ile kayıt yapıyoruz da oyunları Shadowplay, Nvidia'nın Shadowplay ile yapmıyoruz? Onun da sebebi şu. Sesi çok gürültülü alıyor diğer oyunlar. Dediğim gibi klavye sesi bile geliyor. Biz bunu istemiyoruz. Klavye sesi gelmesin, arka gürültüler gelmesin, yanında biri müzik dinliyor o gelmesin, benim odamda başka biri televizyon açıp onun sesi gelmesin istiyorsanız burada ses düzenleyicini kullanmanız lazım. Masaüstü sese dikkat edin, oyun kaydı veya bir ekran kaydı yapacaksanız. Masaüstü seste şuradaki tuşa tıklayıp özellikler seçerseniz Realtek Audio mu, kulaklığınızı taktığınızda da kulaklık seçmeniz lazım ki ona giden sesler gelsin. Örneğin ben şimdi kulaklığı taktım ama masaüstünde kayıt olarak seçenek burada şey var, Realtek Audio var. Bunu seçersem varsayılan yerine kulaklığı taktığımda kulaklık devreye gireceği için ekrandaki hiçbir sesi alamam. Yani çünkü bilgisayara bir ses gitmez. O yüzden burada özellikler deyip ayarımı değiştirmem gerekecektir, bilginiz olsun. Aynı şey mikrofon içine geçerli. Burada özelliklere tıkladığımızda bakın bendeki Auna olan mikrofon var şu an. Ama kulaklığı taktım ben kulaklıktan ses gelsin istiyorum oyun oynarken. O zaman bunu ne yapıyorum? Değiştiriyorum. Veya varsayılan dersen bu sefer öbür kulaklık açılır. Veya dedik ki bu laptoplarımızın önündeki hazır kulak şeyler vardı, küçük mikrofonlar. Hatayla onu seçerseniz bu sefer bütün klavye sesleri gelir. Çok daha gürültülü olur. Peki gürültü engelleme nasıl oluyor? Hemen onu kısaca gösterelim. Gürültü engelleme de şöyle oluyor. Tıklıyorsunuz. Burada filtreler var. Mix AUX yazan yere, yani bu masaüstü ses değil de mikrofonumuzun olduğu yere tıklıyoruz. Filtreler diyoruz ve bu filtrelerde iki adet filtre ekliyoruz. Biri gürültü bastırma, iki gürültü filtresi. Bu ikisini eklerseniz şurada bakın noise gate suppression, noise gate. Bu ikisinin sırası önemli değildir. Bu ikisini açtığınızda arkadan hiçbir fan sesi, hiçbir gürültü gelmez. Çünkü bu desibelin altındaki bütün seslerde mikrofon kendini otomatik kapatır. Bunun da ayarı vardır. Çok detaylı tanımlayan arkadaşlar var. Oradaki videoları izlerseniz tam detaylı ve net bir kalite yakalayabilirsiniz. Ama yapacağınız şey şudur. Eksi kaç desibelde bastırmaya başlasın sesi. Örneğin bunu çok düşük yaparsanız bu sefer birçok gürültü sesi gelir. Bunu çok yüksek yaparsanız sizin sesinizi de keser. Örneğin ben biraz uzaklaştığım zaman mikrofondan benim sesimin bile yarısını almayabiliyor. Yani beni uzak ses kabul edip beni almadığı bile oluyor. Amacımız şuradaki kırmızı işarete biz konuşurken çok çıkmasın. Yani gerekirse bunun sesini de kısabilirsiniz ki bu kırmızılar çok gelmesin. Amacımız o. Örneğin masaüstü sesi veya oyun sesini biraz daha kısabiliriz. Böylelikle video izlerken benim sesim hep önde olsun. Amacımız o. Hatta bu filtrelerde ses de, güncellemek için belli programlar vardı. Şu VST2. Bunlarla daha güzel şey yapabilirsiniz. Ses kontrolü. Veya kazanç kısmına tıklarsanız burada da çok iyi bir şey vardır. Kazanç değil de şu genişletici ve kazanç sıkıştırma vardır mesela bu özellik. Bunun adı neydi? Bunu da açtığınızda sesi daha netleştiriyor ama ben bunu çok sevmiyorum, kullanmıyorum. Bana daha dijital bir ses gibi geliyor. Doğal sesin olması biraz da iyidir. Bu da bizim kayıt programımız. Böyle ayarlar yapıp her şeyi hazırladıysanız sahneniz, basit bir sahne ismi atın buraya. Buraya da işte ekran kaydı veya oyun kaydı açın. Buradaki resimler opsiyoneldir, videonuz opsiyoneldir. Daha sonra bu işlemleriniz hazırsa, sesiniz de hazırsa yapacağınız şey kaydı başlat veya yayını başlat demek. Tabii kayıt ve yayın içinde belli ayarlar var. Hemen o ayarlara da bir bakalım. Buradaki ayarlar tuşuna tıkladığınızda bütün OBS'nin hassas ayarlarını görebilirsiniz. Yayındaki ayarlarınız buradadır. Twitch ayarlarınız, Twitch'in işte... Mesela Twitch var burada, YouTube var, Facebook var. Bütün ayarlarınız buraya girip tıkladığınızda otomatik olarak artık Twitch'te ise Twitch'e, YouTube'da ise YouTube kanalınıza, Facebook'ta ise Facebook'taki o gaming kanalına hepsi gider. En önemli ayarlardan biri çıkış ayarıdır. Burada çıkış ayarlarında gelişmiş mod ve basit mod vardır. En önemli yapacağınız ayar kayıttaki çözünürlüğün ayarını düzgün yapmanız lazım. Yayında ise kaç bit hız vereceğinizi bilmeniz lazım. Örneğin upload'unuz 3 megabit ise en fazla 2000 kilobyte per second verebilirsiniz. Çünkü daha fazlası interneti kasacak. Oyunda oynamanızı engelleyecektir online oynuyorsanız. Ben de mesela 7-8 megabit olduğu için yarısını 3000 veya 4000 olarak verebiliyorum. 3000-4000 olarak verdiğinizde bu ne demek? Karşınızdaki kişi çok net bir görüntü alması için 3 megabitle veya 4 megabitle bağlanması demek. Aşırı kaliteli bir yayında izleyiciyi zorlayacaktır. Yayını onları izleyemez Twitch'te örneğin. Buna dikkat etmek lazım. Bir de şuradan çıkışı yeniden boyutlandır deyip çıkışınızı 720p'ye, 1080p'ye yeniden boyutlandırabiliyorsunuz. Normalde biz mesela oyunu 1080p ile oynuyorsak illaki yayını 1080p yapmak zorunda değiliz. Bu ayarlardan çıkış boyutlandır kısmından 1080 yerine
720p seçip daha rahat bir oynayış veya performans görebiliriz. Ses ayarlarını yine burada seçebileceğiniz mikrofonlar, yedek işte izleme aygıtları, bunların hepsini seçebiliyorsunuz. Video ayarları da bu temel çıkış tuval çözünürlüğü vardır videoda. Video ayarı dediğimiz yer şurası. Bunu normalde bakın tuval çözünürlüğüm benim 1080p'ymiş, çıkışım da 1080p'ymiş. Bunu kendim direkt çıkışı 720p verirsem daha rahat bir şekilde oyunun çıktısı olur. Bu şekilde FPS değerlerini de bu video kısmından 60 FPS mi 30 FPS mi onu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama şu an kayıt yaptığımız için bu ayarı yapmamız imkansız. Görünür de mümkün değil. Evet dostlar, yapacağınız şeyler bunlar. Bazen siyah ekran verir. Mesela oyun eklediğinizde oyunu kaydetmez veya görüntü eklediğinizde görüntüyü kaydetmez. Bunun sebebi şudur. Windows'un yeni güncellemelerinde grafik ayarları diye bir şey geldi. Bu grafik ayarlarında göz atlayıp bir uygulama ekliyorsunuz ve eklediğiniz uygulama OBS'nin kendisi olsun. Bu OBS'ye seçeneklerinde güç tasarrufu seçerseniz Intel'in kendi işlemcisiyle çalışacağı için ekran kaydında hiçbir sıkıntı yaratmaz. Ama direkt oyunu kaydedecekseniz güç tasarrufu size yetmeyebilir. O zaman yüksek performansa geçiriyorsunuz ve oyunu kaydetmeye başlıyorsunuz. Peki neden biz ekran kaydını açıp her oyunu, her şeyi, ekrana gelen her şeyi kaydetmesini sağlamıyoruz? Sadece bütün o ekranı kaydet dediğimizde bütün alt tab hareketlerimiz, sağa sola gitmemiz hepsi kayda geleceği için, yayına gireceği için normal bir 5-6 saat oyun yayını yapacaksak alt tabların görünmesini istemiyoruz. Yani yayın devam ederken biz alt tabı yapıp kendimiz başka işlere bakabiliriz diye sadece game capture yapıyoruz ve daha performanslı oluyor. Ekrana gelen her şeyi kaydet demek buradaki işlemci giderini çok arttıracağı için bilgisayarınız yoracaktır, zorlayacaktır. Normalde bakmayın bunun %2-8 olduğuna. Ekran kaydını oyun kaydına geçirmeyip direkt oyunu kaydetmeye başlarsak bu değerin kat kat daha artacağını görebilirsiniz. Bu da sizin bilgisayarınızı yoracaktır. Bilginiz olsun dostlar. Üçüncü kayıt seçeneğimiz veya yayın seçeneğimiz ise benim kullandığım olan Streamlabs OBS. Buna Streamlabs OBS yazarsanız internette kendi sitesi var. Oradan gelip detaylarını alabilirsiniz. Streamlabs OBS, OBS'nin gelişmiş bir versiyonudur. Yorumları doğrudan içinde OBS'de de görebilirsiniz yorumları ama bunda daha iyidir. Çünkü şeyleri de görür, uyarıları da görür. Burada performansını devre dışı bıraktığımızda bütün görüntüleri alabiliyoruz dostlar. Burada bakın yayına başladığınızda yayından önce yine aynı şekilde diğerinde olduğu gibi kaynaklar, sahneler ve karıştırıcı var. Yani burada mikrofonun ayarı var, hoparlörün ayarı var. Yine aynı filtreler burada da geçerlidir. Bakın filtreler yine gürültü azaltma ve gürültü geçici olarak çalışır. Burada tabii yayına başladığınızda burada şuradaki mini akış gelir. Ve bu akışı buraya şurada alertler dediğimiz alert yani alarm kutusu. Bunu mesela kaynak ekle dediğinizde bakın görüntü kaynağı, tarayıcı kaynağı, işte oyun yakalama. Bununla mesela diğerinden farklı olarak direkt bakın bağışçı hedefi, işte yayın patronu, medya paylaşımı, abone hedefi, sponsorluk başlığı gibi daha detaylı uyarı kutusu var mesela. Bu uyarı kutusunu biz illaki ekliyoruz. Uyarı kutusu ne? Bir arkadaşımız mesela Everyone Goes bizi takip ettiğinde buraya bir uyarı geliyor. Bunu mesela yeniden oynat dersek göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şu. Bunu kendiniz Streamlabs'in kendi ayarlar bölümünden değiştirebiliyorsunuz. İşte bu bütün yayıncıların kullandığı. O seni takip etti, o buraya şöyle yaptı. İşte bana mesela şurada 100 Sparks kullanıp gönderdi dersek burada mesela bunu tekrar bizim için uyarı olarak buraya gönderiyor. Birçok oyunda da yani Facebook'ta dahil olmak üzere etkili. Burada mesela medya paylaşımı doğrudan yapılabiliyor. Burada dinleyiciniz sizden şarkı istiyor ve siz o şarkıyı çalabiliyorsunuz. Bu şekilde daha farklı özellikler olan bir sistem. Haliyle daha fazla CPU harcıyor. Yani diğeri %2 ile kayıt işini hallederken bu çok çalıştığı için %5, %10 CPU yediği oluyor. Ama rapor olarak raporlaması güzel. Ayarlar olaraksa diğerinin neredeyse aynı ayarları burada yapabiliyorsunuz. Yayın servislerini, genel ayarlarınızı, çıkış ayarlarınızı, kaç bitrate vereceğinizi, çözünürlüğünüzü ne kadara düşürüp kaç FPS alacağınızı, tüm ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Bu da OBS'nin bir üst modelidir. Önce OBS'yi öğrenip kullanmaya başlarsanız daha sonra Streamlabs OBS'ye geçip ama sitesinin İngilizce olduğundan dolayı biraz detaylı ayar yapmanız gerekecektir. Dediğim gibi oyunda FPS almak için MSI Afterburner videonun başında ayarlarını gösterdik. Oyunu düz bir şekilde kaydetmek istiyorsanız Alt-S, GeForce Experience üzerinden doğrudan kayıt. Yine burada da ayar yapılabiliyor. Çözünürlük, FPS ayarı, kaç megabayt olacağı dosyanın. Sesinizi kısıp videonuzu kısıp açabiliyorsunuz. Daha detaylı, gürültünün olmadığı uzun yayınlarınız için, OBS kayıtlarınız için hatta. Çok daha profesyonel bir yayıncı gibi kayıt yapmak için Streamlabs OBS. Bu Streamlabs OBS'nin İngilizce sitesi var. Çok detaylı ayarları var. Hepsini size ileride göstereceğim bir video çekebilirim. Eğer bunu talep ediyorsanız altta yorumlarda belirtmeniz yeterli dostlar. MGMİK TR'de yeni videolarla görüşmek dileğiyle.